Belediye Meclisi'nin Ağustos 2018 döneminde kurulan toplantısı, birinci toplantı, birinci oturumu açıyorum. Alacak olduğumuz kararların belediyemiz ve bendeğimiz hakkında hayırlı vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Önerimizin birinci maddesi olan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi, komisyon raporunun okunması için komisyon başkanı Kuşa'ya davet ederim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.02.2018 tarihli 1234 sayılı yasa ekindeki yer alan Kurtuluş Mahallesi 480'de 22 ve 23 parsellerde yol daraltma ötenindeki plan değişikliği teklifi incelendiğinde, Meri İmar Planı'nda emsal 080 yapılaşma koşullarına sahip sanayi tesis alanında ve yolda kalan parsellerin güney kısmındaki bazı kısımlarda 25 metreye kadar genişleyen 20 metreyi trafik yolunun 15 metreye düşürülmesiyle sanayi tesis alanının parsel sınırları içerisinde kalacak şekilde büyütüldüğü görülmüştür. Değişiklik teklifiyle plana ilave nüfus getirmediği, donanım dengesinin olumsuz etkilenmediği, ancak parsellerin doğusunda yer alan 20 metrelik yolun devamı niteliğinde olan yolun daraltılmasının uzun ve geniş araç trafiğine maruz kalan bölgede trafik sorunlarına yol açabileceği sebebiyle teklifin uygun olmadığı, ancak parselde yapılaşma alanı ile sıkıntılar mevcut ise bölgedeki diğer bazı adalarda olduğu gibi 10 metre olan yapı yaklaşma mesafenin 5 metre olarak değiştirilmesi şeklinde plan teklifini düzeltilerek uygun olduğuna karar verilmiştir. Komisyonumuz gündeminde bulunan araştırma ve incelemeye devam eden diğer taraftan tekrar komisyonumuza havalesi arz olunur. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.8.2018 tarihli 183 sayılı sözleşmeli personel istihdamı konulu yazının okunması. Belediyemizin ihtiyacına binaen belediyemizin münhar bulunan avukat kadrosuna istihdam edilmek üzere 35.390 sayılı belediye kanunun 49. maddesi gelince ve belediyemizde norm kadrolara uygun olarak 2018 yılı yılında boş bulunan 2. ve 3. dereceli avukat kadroları karşılığını tam zamanlı sözleşmeli avukat olarak 2 personel çalıştırılması düşünülmektedir. Verilecek aylık ücretlerin belirlenmesi için karar almak üzere yazımızın belediye meclisine havalesini arz ederim. Yakup Tan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü. Kabul gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü'nün 37.2018 tarihli 839-1585 sayılı özel halk otobüsü ve mülbüs fiyat tarifesi konulu yazının okunması. 07.2005 tarihi ve 25.874 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5.390 sayılı belediye kanunu 15. maddesi P bendinde Karadeniz ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksi sayılarına, bilet ücret tarifelerine, zaman ve güzergahları belirlemek, durak yerlerinde karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerine araç park yerlerini tespit etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin getirdiği bütün işleri yürütmek denilmektedir. Karabük Özel Halk Otobüsleri Kalkınma ve Dayanışma Dernek Başkanlığı'nın 20.07.2018 tarihinde ve Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın belediye başkanlığımıza 27.07.2018 tarihinde vermiş olduğu dilekçelerinde belediye başkanlığımız denetiminde çalışan özel halk otobüsleriyle minibüs fiyat tarifesine artan akaryakıt, yedek parça ve lastik fiyatları, personel giderleri, vergi ve sigorta giderlerini gerekçe göstererek maliyetlerini enflasyon oranına aştığını belirterek taşıma fiyatlarını ayarlama yaparak yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasını talep etmektedir. Belediye Meclisimizin 0.01.2018 tarihi ve 1.4 sayılı kararıyla onaylanarak 06.03.2017 tarihinden itibaren uygulanan özel halk otobüsü ve minibüs fiyat tarifesi yazılı şekilde sunmuştur. 5.393 sayılı belediye kanunu 15. maddesi P bendine istinaden belediye başkanlığımız denetimde çalışan özel halk otobüsleriyle minibüslerin yolcu taşıma ücretlerine fiyat ayarlaması yapılıp yapılmayacağı hususunu incelenerek fiyat ayarlaması yapılması uygun görüldüğü takdirde
uygulama tarihinde belirlenen belediye meclisine karar alınması hususunda gereğini arz eder. Sedat Köse, Zabıta Müdürü. Konu gündem alıp basına oylanacak şimdi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Zabıta Müdürü 31.7.2018 tarihte 838-1586 sayılı özel servis araçları öğrenci taşıma ücret tarifesi konu yazılı okunması. Belediye Başkanlığı 13.07.2005 tarihi ve 25.874 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5.390 sayılı belediye kanunu 15'in maddesi B bendinde. Kara, deniz ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksi sayılarına, bilet ücret tarifelerine, zaman ve güzergahlarına belirlemek, durak yerleriyle karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerine araç parklı yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek. Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin getirdiği bütün işleri yürütmek denilmektedir. Belediye Meclisimizin 06.09.2018 tarihi ve 8.58 sayılı oturumunda özel ve öğrenci servis araçlarının öğrenci taşıma fiyatları belirlenmiş olup günümüze kadar uygulanmıştır. Tarif Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanlığı belediyemize 30.07.2018 tarihli vermiş olduğu dilekçesiyle yedek parça Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primlerine gelen zamlar ve araç giderleriyle kamu giderlerini göz önünde tutularak gösterdikleri gerekçeler doğrultusunda özel öğrenci servis araçları öğrenci taşıma ücretlerine 2017-2018 öğrenim yılı için zam yapılmasını talep etmektedir. Müdürlüğümüz yazılan 2018-2019 öğrenim yılı özel servis araçları öğrenci taşıma ücret fiyat tarifesi yazım şeklinde sunulmuş olup yazımızı meclis başkanlığına havale ederek onun meclis olan toplantısında gündem alarak görüşmesi hususuna gereğini arz ederim. Sedat Köksüz, Zabıta Müdürü. Konunun gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Değerli meclis üyeleri, gündemimizde görüşecek başka konu kalmadığından Eylül ayı meclis toplantımızı 5 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 17.30'da Kent Meydanı Belediye'mizin iki sonuna yapmak üzere oturumun kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Helal eder miyiz? Helal eder miyiz? Cenab-ı Hak Teala
helal etti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Allah'ım, 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 Allah'ım,